Seri nedir? Seri, kalkülüs 1 veya kalkülüs 2 derslerinde karşılaştığımız bir konudur. Bazı üniversiteler seriyi kalkülüs 1'de işlerken bazı üniversiteler kalkülüs 2'de işlemektedir. Şimdi bu seri dediğimiz şey öncelikle nedir? Onunla başlayalım. Sonsuza kadar giden toplama işlemlerini seri denir. Çok basit bir fikre dayanır. Sonsuza kadar devam ediyorsa bir toplama işlemi, sonsuza kadar devam eden toplama işlemlerine seri denir. Toplama işlemlerine seri denir. Bir toplama işleminin sonsuza kadar gideceğini biliyorsak onun seri ile isimlendirilmesi gerekir. 1 artı, 1 bölü 2 artı, 1 bölü 4 artı, 1 bölü 8 artı, nokta nokta bu devam ediyor. Her seferinde 1 bölü 2 ile çarpılarak giden bir toplama durumu görüyoruz. Bunun seri olmasını, toplama işleminde nokta nokta konması bunun sonsuza kadar gideceğini anlatır. Bu bir seridir. 1 artı, 3 artı, 9 artı, 27 artı, nokta nokta gidiyor. Her seferinde 3 ile çarpılarak giden bir seri görmekteyiz. Sonsuza kadar gidiyor. Sonsuza kadar gitmesini bir bu nokta nokta koyarak gösterebiliriz veya seriler üzerlerine sonsuz işareti konulan toplam sembolleriyle gösterilirler. Serinin en yaygın gösterimi bir toplam sembolünde yukarıya sonsuz konmuşsa üst sınıra bu bir seridir. N birden başlasın. İçeriye de bir kural yazalım. N artı 2. Birden başlayıp sonsuza kadar gidiyor. Bunları tek tek koyacağız ve toplam sembolü olduğundan dolayı da bunları toplayacağız. 1 koyarsak 3 çıkar. İlk terim 3'tür. İkinci terimi bulmak için n yerine 2 koyarız. N yerine 2 koyduğumuzda toplamanın sonucu 4'tür. N yerine 3 koyarsak 5'tir. Bu şekilde sonsuza kadar değerler konulacaktır. Bu bir seridir. Bir başka seri. Eksi 2'den başlasın. 2 üzeri n olsun. İlk terimimiz eksi 2 koyacağız n yerine. 1 bölü 4 eder. İkinci terimimiz eksi 1 koyacağız. 1 bölü 2 eder. Üçüncü terimimiz n yerine 0 koyacağız. 1 eder. Bu şekilde sonsuza kadar gider. Bir toplam sembolünün üzerinde sonsuzluk sembolü varsa bu bir seridir. Bu toplamının sonsuza kadar gideceğini anlarız. Mesela şöyle bir toplam sembolü yazarsak. K1'den 5'e kadar diyelim. İçeriye de 2K diyelim. Bu bir seri değildir. Çünkü sonsuza giden herhangi bir durum görmüyoruz. 1'den 5'e kadar değerler koyup sadece toplayacağız. 1 koyduk 2, 2 koyduk 4, 3 koyduk 6, 4 koyduk 8, 5 koyduk 10. Bunların toplamı bu toplamın sonucunu verir. Bir toplam sembolünün dediğim gibi seri belirtebilmesi için sınırlarından birinde alt sınıra da konulabilir ama alt sınıra konduğunda eksi sonsuzdur. Sınırlarından birinde sonsuzluk görmeliyiz. Kısacası tekrar söyleyecek olursak sonsuza kadar devam eden toplama işlemlerine seri denir. Bazen bu sonsuza kadar giden toplama işlemlerini herhangi bir sembolle göstermeden bu şekilde yazıp nokta nokta diyerek gösterebiliriz. Veya bunları bir toplam sembolü içine koyup sınırlardan birine sonsuzluk koyarak seri biçiminde toplam sembolü olarak seriyi gösterebiliriz. Seri dediğimiz şey budur. Şimdi burada serideki amacımızın da ne olduğunu konuşup öyle bu giriş videomuzu tamamlayacağız. Seride amaç. Bir seride amaç şudur. Serinin sonucu
Yani toplama işleminin sonucu, seri dediğimiz şey sonsuza kadar giden toplama işlemidir. Toplamanın sonucu sabit bir sayı mı çıkar? Sabit bir sayıya mı yaklaşır? Sonuç çıkması mümkün değildir zaten. Sonsuza kadar toplamaya devam ettiğimiz için bazen toplamın sonucu sabit bir sayıya yaklaşır. 3, 5, 10 gibi bir sabit sayı. Yoksa toplamın sonucu sonsuza mı yaklaşır? Yani toplamın sonucu artı sonsuz eksi sonsuz mu çıkar? Yaklaşır. Bunu tespit etmektir amacımız. Bir serinin toplamının sonucu sabit bir sayıya mı yaklaşır yoksa sonsuza mı yaklaşır? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Toplam sonucu sabit sayıya yaklaşıyorsa, sabit sayıya yaklaşıyorsa biz bu serilere yakınsak seri diyoruz. Sabit sayıya yaklaşan serilere yakınsak seri deriz. İngilizcesi de convergent seridir. Sabit sayıya yaklaşıyorsa toplamın sonucu yakınsak seri. Bir sayıya yakınsıyor yani. Toplamın sonucu sonsuza yaklaşır ise yaklaşıyorsa buna da ıraksak seri deriz. İngilizcesi divergent seridir. Bu convergent, bu divergent. Yani bizim derdimiz seri yakınsak mı, bıraksak mı? Bir seriyle karşılaştığımızda yakınsak mı, seri yoksa bıraksak mı? Bir seri için ıraksak dedikleri an anlamalıyız ki o serinin toplamının sonucu ya artı sonsuzdur ya da eksi sonsuzdur. Serinin sonucu burada. Serinin sonucu ıraksak serilerde ya artı sonsuz çıkmıştır ya da eksi sonsuz çıkmıştır. Yakınsaklarda serinin sonucu bir sayı çıkar. 3, 5, 1 bölü 2, herhangi bir sayı çıkar. Bir sayıya yaklaşıyoruz ama o sayının ne olduğunu bilemeyiz. Ama ıraksaklarda ya artı sonsuz ya da eksi sonsuz çıkar. Bizim serilerdeki derdimiz bir serinin yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu bulmaktır. Yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu seri testleri ile tespit ediyoruz. İşte seri testleri bir sonraki videomuzun konusu olan seri testleri yakınsak mı, ıraksak mı'yı tespit etmek için ortaya atılmış kurallar bütünüdür. Seri testleri yakınsak mı, ıraksak mı onu tespit etmemizi sağlar. Yakınsak mı, ıraksak mı onu tespit etmemizi sağlar. Tespitine yarar. Bir sonraki videomuzda seri testleri nelerdir ve amacını tekrardan konuşacağız. Yakınsaklığı, ıraksaklığı bulmaya yarayan kurallar bütünüdür. Şimdi bu videomuzu burada noktalarken serinin ne olduğu konusunu tekrar edelim. Seri toplama işleminin sonsuza kadar devam etmesine diyoruz. Toplam sembolüyle yazıldığı zaman seri üzerine sonsuzluk işareti konulur. Bir serideki amacımız da serinin yakınsak mı, ıraksak mı olduğu, serinin sonucunun sabit bir sayıya mı yaklaştığı, yoksa sonucunun artı sonsuz mu, eksi sonsuz mu olduğunu belirlemektir. Yani serideki amaç yakınsak mı, ıraksak mı onu tespit etmektir. Bu iş için de neyi kullanırız? Seri testlerini kullanırız. Bu videomuzu
burada noktalıyoruz.